herkesi ağlatan o efsane olmuş filmlerin yönetmeni Çağan Irmak. Dünyadaki en iyi filmler listesinde Babam ve Oğlum filmiyle onun da ismi altın harflerle yazılı. Filmlerini izlerken kimi gençliğine, çocukluğuna gidiyor, kimi yaşadığı en büyük aşka, kimi de hayal ettiği o dünyaya. Nisan 1970 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocukluğu Seferihisar'da geçti. Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Önce Asmalı Konak adlı televizyon dizisiyle ismini bütün Türkiye'ye duyurdu. Sonra hem 1980'li yılların karışık, gergin ve politik halini, hem 2000'li yıllardaki bir sonraki kuşağın yaşadıklarını anlatan Çemberimde Gül Oya dizisini yazdı ve yönetti. Filmleri ise saymakla bitmez. Nadide Hayat, Unutursan Fısılda, Tamam Mıyız, Dedemin İnsanları, Prensesin Uykusu, Karanlıktakiler, Issız Adam, Ulak, Babam ve Oğlum, Mustafa Hakkında Her Şey, Bana Şans Dile ve en son çıkan filmi Bizi Hatırla. Film tavsiyesi isteyen herkese önerebileceğimiz filmler arasında. Türk sinema tarihi içinde ilk akla gelen olgulardan biri kuşkusuz Yeşilçam filmleridir. Yeşilçam filmlerinin en önemli özelliği ise melodram filmleri olmalarıdır. Melodrama ağlatı sineması da diyebiliriz. İnsanları ilgilendiren sorunları ve bizleri alt üst eden duyguların işlendiği bir türdür bu. Melodram filmlerinde neredeyse bütün karakterler hayat içinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Ya, küçük kız, ya iki güne kadar gitmezse ölecek dediler hakim bey. Böyle bir şey, hani saksıda çiçek gibi, şu kadarcık. Vizyona girdiği tarihte ülkece hepimizi gözyaşlarına boğan, belki de Çağan Irmak'ın en sevilen filmi Babam ve Oğlum'dur. 1980 darbesinde eşi doğum yapmak zorunda kalan Sadık, işkence gördüğü hapishanelerde kanser olur ve ölümü yakındır. Çok sevdiği oğlu Deniz'i, yıllar önce koptuğu baba evine bırakmak için ailesinin yanına geri döner ve olaylar gelişir. En unutulmaz sahnesi ise Çetin Tekindor'un oyunculuğuyla devleştiği, herkesin hafızalarına kazınmış o meşhur sahnedir. Burada duraydım böyle, tam burada. Böyle kollarımı açsaydım iki yani. Tutaydım onu. Tutaydım onu ben. Gitme, değeydim. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı. Hüseyin, indir kollağını. Hüseyin kurban ol. Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim. Bak, herkes bize bakıyor. Hüseyin. Hüseyin, topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak, el kadar torunumuz var. Yapma Hüseyin. Hüseyin, topla kendini. Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzümden! Benim yüzümden! Benim yüzümden! Sadık! Sadık! Dur Hüseyin! Tutamadım! Kurban Hüseyin abi, topla kendini! Gelelim aşk filmlerinin en güzellerinden birine. Çağan Irmak'ı gözümüzde devleştiren, her alanda başarılı olduğunu gösteren Issız Adam'a. Filmde Alper ve Ada, kitapçıda tesadüf eseri karşılaşıp birbirinden etkilenirler. Maddiyata düşkün Alper ve duygusal Ada arasında samimi bir ilişki başlar. Filmde acı ve gözyaşı had safhadadır. Hatta Atilla Dorsay bu film için
hüznün çağlayanına kapılıyorsunuz. Sanki nefes alamıyorsunuz. Bir keder ırmağı, bir melankoli fırtınası adeta ifadelerini kullanıyor. Gelelim Yeşilçam filmlerini aratmayan konusu, olay örgüsü ve karakterleriyle Unutursam Fısılda'ya. Ege'de küçük bir kasabada yaşayan Hatice, aşık olduğu kaymakamın oğlu Tarık'la birlikte şarkıcı olmak için İstanbul'a kaçar. Hatice, sahne ismi Ayperi olarak ülke çapında tanınan ünlü bir şarkıcı olur. İlerleyen zamanlarda babasının ölümü, Tarık'ın ölümü ve şöhretini kaybetmesinin yanında Alzheimer hastası olunca kaçtığı eve, ablasının yanına geri döner. Yeşilçam filmlerinin masalsı atmosferinin de filmin 1970'li yılları anlatan sahnelerinde baskın şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu filmde genç bir kızın ünlü olmak adına bir yolculuğa çıkışı ve kaderin onu sürüklediği katlanılmaz acıları en iyi şekilde anlatmış Çağan Irmak. Melodram filmlerinde karakterlerin hasta olması vazgeçilmez bir unsurdur. Çağan Irmak'ın adeta bir arkadaşlık dersi veren, Tamam Mıyız filminde de gördüğümüz gibi baş karakteri canlandıran Aras Bulut İğnemli engellidir. Hastalık teması melodramlarda sıkça kullanılır. Hastalık yanında fiziksel engellere de rastlanmaktadır. Hastalık ve fiziksel engeller filmdeki karakteri daha mazlum, çaresiz ve kaybetmiş yaparken seyircinin filmdeki kahramanla özdeşleşmesini ve yoğun duygular yaşamasını da kolaylaştırmaktadır. Kolları ve bacakları olmayan insan artık bedensel engelli ve insanlar karşısında ezilme hissine katlanamaz, bir şekilde yakın dostu olduğu Temmuz'dan onu öldürmesini ister ve olaylar gelişir. Dilerseniz devamını biz anlatmayalım, siz hemen açıp izleyin. Melodram yapımların yaratıcısı, dev isim Çağan Irmak, kendi kadar Hümeyra, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Fikret Kuşkan ve daha birçok usta oyuncuyu devleştirir filmlerinde. 10 parmağında 10 marifet vardır adeta. Filmlerinin senaryosunu da kendisi yazar. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Ama zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir ev. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen söyle ona baba. Ona de ki... Sadık. Bir de onu 2015 yılında Türk sinemasının 100. yılı şerefine düzenlenen Şarkılarla Filmler Gecesi'nde sahnede şarkı söylerken de gördük. Hayat bazen öyle insafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar. Bir sanatçıyı değerlendirirken en önemli kıstas samimiyet meselesi olmalı. Yani bir işi yaparken yapmış olmak için mi yapıyor, yoksa gerçekten onu yapmayı hayati bir dert olarak gördüğü için mi? Yaptığı işe bütün enerjisini, benliğini, her şeyini katabiliyor mu? Bize göre Çağan Irmak, yaptığı işlere tüm samimiyetini koyuyor ve onun için sinema hayati bir dert.